Aynı yere onu çektireyim bunları. Arkadaşlar bizim Kayseri'de 41 tane esnaf odamız var. Bizim esnaf odalarının içerisinde 3 tane arkadaşımız, 1 tane de Mustafa Alan başkanımız, esnaf kefaret odası başkanımız. Dördü bir araya gelerek kendiler istişare yaparak Kayseri'de tek bir aday çıkartması için karar almışlar. O ise bizim diğer oda başkanlarımızın hiçbirinin haberi yoktur. Bizler bu sosyal medyada duyduk, basından duyduk böyle bir şey olduğunu. Kendilerine biz bizzat izah ettik bu oluşumun yanlış olduğunu, bizlerin bilgisi dahilinde olmadığını. Ne yazık ki bir adım geri atma olmadı. Diğer siyasi partilere de kendileri giderek o yanlış bilgi vermişler. Demişler ki biz oda başkanlarımızla bir araya gelerek karar aldık. Biz tek aday çıkacak şehrimiz için böylesi daha uygun diye yanlış bilgi vermişler. Ama o ise hiçbir oda başkanımızın bilgisi dahilinde değildir. Bizler de bunları duyduktan sonra siyasi partilerimizi ziyaret ederek bizlerin bu olayın yanlış olduğunu, bizlerin de yaklaşık 25 tane odanın birlikte hareket ettiğimizi söylememize rağmen yine öbür taraftan kabul buyurmadı. Bizler de karar aldık. Kendimiz yolumuzu kendimiz çizelim. Bizler çünkü esnafa hizmet etmek için varız. Açık ve net diyorum üstüne basarak, öyle bir TOKİ'de kendilerinin ne bir dilekçesi var ne de bir sıraya konulmuş bir evrakları vardır. Eğer öyle bir şey olacaksa bizim mevcut da bir tane birlik başkanımız var şu anda mevcut. Yani bizim öyle bir karar alınacaksa, öyle bir yerlere başvurulacaksa bizim birlik başkanımız yok mu arkadaşlar? Bizim birlik başkanımız gider müracaatını yapar. Herkes kendi odası adına müracaat yapabilir. Bu arkadaşlar kendi odaları adına dahi başvuru yapmamışlar. Evet, Şıkı başkanımız kendisi odası adına yaptırmıştır. Daha önce Ahmet Öğüç başkanımız yaptırmıştır. Yani bunları inkar etmiyoruz. Başkanım ayrıca kendisi yaptırmıştır. Ama şu andaki olan olmayan bir şeyi burada varmış gibi lanse ediyorlar. Esnaflara yanlış bilgi veriyorlar. Bizler bu olaydan çok rahatsızız. Yani kabul etmiyoruz. Eğer bizlerin de rızalığını alarak, bizlerle de istişare yaparak bir yola çıksalardı, biz de canı gönülden tabii ki şehrimize yakışan bir şekilde tek aday olarak çıkmayı canı gönülden isterdik. Ama Mustafa Alan başkanımız, ya kardeşim sen 70 yaşına gelmişsin, 75 yaşına gelmişsin. Daha zaten önceleri gittiğinde odalara müdahil olduğunda sen odanda üye bilene değildin. Seçilmemiştin bilene. Bizleri hice sayarak bu tür odalarımıza müdahale ettiler. Her odamızda TOKİ sözü verdiler. Ben basın huzurunda söylüyorum. Buyursunlar bir tane evrak göstersinler. Biz TOKİ'de şu evrağımız var diye. Buna rağmen arkadaşlar biz esnafımıza hizmet etmek için varız. Allah izin verir de biz bu göreve gelirsek 41 tane odayı hiçbir ayrıtım yapmadan hizmet edeceğiz. 35 bin tane esnafımıza hizmet edeceğiz. Biz her odamızın fikirlerini alarak, birliğimizde nöbetçi oda başkanı bırakarak, esnafımızın, her gelen esnafımızın sorununu dinleyerek esnafımıza hizmet edeceğiz. Allah izin verirse. Şimdiden ben adaylığımı açıklıyorum. İnşallah hakkımızda hayırlıysa nasip olur. Ben böyle bir birlik seçimi yaşamadım. Yani usandıranlar, utandıranlar, ceza alanlar, yani birbirine çok arkasından atanlar, Allah Allah nasıl oldu? Siyaset bunları birleştirdi. Kesinlikle ben bunlara karşıyım.
Beş benzemezler diyorum. Beş benzemezlerle Şeyh Odakır orada hizmet edemez. Başkanımın söylediği gibi evet TOKİ yalanı söylendi. Odaların hepsinde seçimlerde ev yaptıracağız size diye pembe panjurlu evler vaat edildi. Ama başkanımın söylediği gibi resmi bir başvuru yoktu. Bir de yani işi gerçekçi düşünelim. Metrekare maliyeti inşaatın 10 bin lira şimdi. 100 metrelik ev 1 milyona mal olacak. Asgari ücretli buradan nasıl alacak? Bizim küçük esnaf nasıl ev alacak oradan? Hiç birbirimizi kandırmayalım. Esnaf odalarının seçimlerinde uydurdukları yalanları birliğin seçiminde uydurmasınlar. Biz yarın yüz yüze bakacak.